enflasyon hedefi olsun, işsizlik olsun, milli gelir olsun, 2023 hedefleri olsun. O Erdoğan'a kalsa hedeflenen bu sene hepimizin cebinde 25 bin dolar vardı. Onunla yaşıyorduk. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmiştik. 500 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Şimdi Mehmet Şimşek ya nasıl bir iştir arkadaş? Şimdi o diyor ki bunlar vizyonsuzlar bizi eleyin. Senin vizyonunu yiyeyim. Şimdi geldiğimiz nokta örneğe bakın lütfen. Örneğe bakın. Rakamla konuşuyorum. Diyor ki 3.3 milyar liralık bir harcama bu diyor. Bütçenin binde bilmem kaçı. O zaman dolar o konuşmayı yaptığında 2 lira civarında. Yani toplamda 1.5 milyar dolardan bahsediyor. Aynı Mehmet Şimşek, bugünlerin sorumlusu Mehmet Şimşek, ekonomiyi mahveden Mehmet Şimşek, geçen sene ekonomiyi toparlamak, 1.5 milyar toplamak için motorlu taşıtlar vergisini bu milletten iki kere aldı mı almadı mı? Aldı. Ya gördün mü çerez parasını Mehmet Şimşek? Yani bunun altını çizmem lazım. Bir şey daha söyleyeyim size. Mehmet Şimşek bir senedir her konuşmasında işte kamuda tasarruf. Gerçek kamuda tasarrufu ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? 5 ay sonra. 2025 bütçesi rakamları geldiğinde ben görürüm o kamuda tasarruf ne kadar var. Diyanet'in bu sene 92 milyarlık bütçesi 2025'te ne olacak? Bir göreyim bakayım. Mutfağında 550 çeşit yemek çıkan, bu benim lafım değil, Binali Yıldırım'ın lafıdır. Meclis lokantası, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Türkiye'nin en büyük kitlerinden biri olmuştur. Bakalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi ne olacak 2025 yılında? Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi ne olacak? Alalım 2024 ile 25'i bir karşılaştıralım. O zaman göreceğiz kamuda tasarrufu. Bir şeyin daha altını çiziyor Mehmet Şimşek. Şimdi o topa hiç girmiyor. Kimse de sormuyor ona. Kamuda tasarrufun yanı sıra bir şeyi daha vurguluyordu. Bugünlerde ağzını almıyor. Yapısal reform. Yapısal reform. Nedir arkadaş yapısal reform? Bir tane örnek ver. Bir senedir oradasın. Hangi yapısal reform? Hadi anlat bize. Yok ki. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik yapısal reformu, Seda Hanım katılır mı bana bilmiyorum, 24 Ocak 1980 günü yapıldı. Türkiye'nin ekonomik çehresi değişti. İkinci reform 2001'deki Kemal Derviş'in yaptığı bankacılık krizi sonrası. Onlar yapısal reformdu. Ama bugün yapısal reformla ilgili ben hiçbir şey duymuyorum. Kimsenin bir örnek verdiğini duymuyorum. Onun için yapısal reform arayan nereye bakacak biliyor musunuz? Arjantin'e. O adam neler yapıyor veya yapmaya çalışıyor ve başarılı oluyor mu olmuyor? Kimisini rahatsız edecek tabii bu o Milei Arjantin'dekinin yaptıkları ama Arjantin sonuç alacak mı almayacak mı? Bir izleyelim bakalım. Evet. Şimdi yapısal reformda 5,5 milyona yakın kamu çalışan işten atamıyorsun, satamıyorsun. Bir aldın mı ölene kadar bakıyorsun. Öldükten sonra karısına maaş veriyorsun. Buna para mı yeter, vergi mi yeter ya? Böyle bir dünya nerede var Allah aşkına? Şimdi yani tamamen bir göz boyama bugünkü açıklama. Hiçbir kimisi devede kulak diyor falan. Çok haklılar. Yani ben Ertan Bey'e de katılıyorum. Bu tamamen bir siyasi iletişim. İşte milletin gazını almak için. Dolayısıyla hiçbir etkisi olmayacak. Hiçbir etkisi olmayacak ekonomiye. Tamamen bir gösteriş olarak görüyorum. Bir pansuman. Yara çok derin. Çünkü uzun bir süreçte geldik biz bu noktaya. Dinlemediler. Bak yarın 14 Mayıs. Sandığa gidişin birinci yıl dönümü. Tam bir sene önce yarın sandığa gitmişti Türk milleti. Mecliste gösterdi. Reis sen devam et dedi ya ortağınla böyle. Geçen sene bu vakitlerde bu ekonomik şeyi yapıyorduk, krizi konuşuyorduk. Sefaleti, fakirliği. Erdoğan kaç senedir tek haneli enflasyon hedefi gösteriyor da bu tasarruf tedbirinden hedefi tutturacaklar.
tamamen muğlak siyasi bir tiyatro. Bir karşılığı olacağını zannetmiyorum. Burada ödünç alabilir miyim? Buyurunuz. Şimdi siz konuşurken aklıma gelen bir şey var. Buyurun. Şimdi bir Japon çocuğa, üniversite öğrencisine, bir Avrupa Birliği'nden herhangi bir ülkenin gencine arpalık nedir? Sizin kültürünüzde arpalık var mı? Bir sorsanız. Bunlar yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne has kavramlar. Veya bir Koreli, Japon çocuğa veya Avrupa Birliği ülkesinden bir çocuğa bal tutan parmak yalar. Hadi bunu tercüme et bize. Ne demek bu deyim? Desek bize bön bön bakar ne diyorsun diyerekten. Biz yiyin efendiler yiyin diye adam 112 sene önce şiir yazmış. Hanı yağma demiş Tevfik Fikret. Çatlayana patlayana kadar yiyin. 112 1912'de yazmış doğru gördüysem. Sene 2024 konuştuğumuz konuya bak. Konuştuğumuz konuya bak. Yani bunlar alt alta yazdığınız zaman gülüyoruz ama işte maalesef ağlanacak halimize gülüyoruz. İzahı olmayan bu, şeylerin mizahı oluyor çünkü. Devletin malı öyle, deniz ama, yemeyen domuz. Yemeyen domuz. Hadi anlatın bakalım bir evet. Avrupalıya ne demek bu? Evet. Şimdi bu kültürü nasıl değiştireceğiz? Bana onu anlatmanız lazım. Çok çalıyor doğru. Ama çalışıyor. Onun için oyum onun. Ya böyle bir kültür de bütçe açığı da olur, sefalet de olur. Burnumuzda hiçbir zaman doğrulmaz. Neyse belimiz. Bu ekonomide yaşadığımız sorun kadar Türk milletinde tabii sığınmacılarla ilgili de bir şey var, bir çekince var. Çekincenin ötesinde bir tepki var. Haklı olarak bir tepki var. Şimdi ben işte emekli ayda 10 bin liraya geçinmeye çalışırken seni seçtiğin Cumhurbaşkanı Suriyelilere, rakama dikkat, 40 milyar dolar harcadık, gerekirse bir 40 daha harcarız diyorsa, o ülkede tabii ki sığınmacıya karşı bir tepki yavaş yavaş oluşmaya başlayacaktır. Dünyada bana bir tane örnek versin bir Allah kulu. Bu kadar kısa zamanda, böyle 6, 7, 8, 10 sene içinde nüfusunun onda biri kadar, hele hele böyle bir coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında kim olduğunu bilmediğin, nereden geldiğini bilmediğin, sırt çantasında ne getirdiğini bilmediğin, sınırını açmışsın, nüfusunun onda biri, yani her 10 kişiden, bugün Türkiye'de 10 kişiden biri, tahmini rakamı da daha fazla da olabilir. Çünkü sınırından kaç kişinin girdiğini bilmiyorsun ki. Cem Bey, bir de aralarında kadın yok, yaşlı yok, çocuk yok. Yani yaşlı, bunlar sadece evet, sağlıklı evet. Genç erkeklerden oluşan erkekler. Bir grup. Aynen, aynen. Şimdi bu toplumun bam teline basıyor tabii. Onun içindir ki, yani Özgür Özel, ya normal bir ekonomide, normal göçmen aldığınız bir, göçmen aldığınız diyorum. Göçmenle sığınmacı ve bu çapulcu alayı aynı şey değil. Göçmen olmak, girersin Kanada elçiliğinin sitesine, işte göç etmek istiyorum. Eğitimim bu, gelirim bu, yeteneklerim bu, şurada yaşarım. Ha, o göçmen odur. Bizimki öyle değil ki, açmışız sınırı. Kalbur gibi, gel kardeşim gir. Adam bir de Van'dan giriyor, elini kolunu sallaya sallaya Kırklareli Edirne'ye kadar gidiyor. Arada ne yapıyor, nerede kalıyor, ne yiyor, ne içiyor bilen yok. Bu bir devlet politikasına benziyor. Onun için toplumda bu hassasiyet varken, yani yeni seçilmiş bir genel başkan, anlıyorum, herkese böyle zeytin dalı uzatmaya, şirinlik görünmeye çalışıyor ama bazen de bu hassasiyetleri göz önüne alarak konuşmak lazım. Çok veya güzel. Görüntü vermek lazım. Peki. Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal İslam'a verdiği tavizlerin nasıl eleştirildiğini, yarın bir gün onları meclise taşıdığı için anayasa falan geldiğinde ne olacağını bilmiyoruz. Onların nasıl pozisyon alacağını bilmezken yani ne gerek var? Şeyi eleştir. İstersen Arapça tabelayı eleştir, istersen indirmeyin de yasalar çerçeve, o kabulüm, ona bir şey demiyorum.
Ama bunu dile getirirken hemen dini bir sembolü kullanarak incinme, Kur'an, Arapça Kur'an'ın temel dilidir falan, bunu söylemek yersiz. Yoksa ben de hayatımın yarısını yani bir göçmen cenneti olan bir ülkede yaşadım. San Francisco'nun bir Çin mahallesi var, İngilizce tabela göremezsiniz. Yani bulursanız yayınla. Ama orada öyle bir tepki yok. Çünkü coğrafya farklı, demografik yapı farklı, şartlar farklı, ekonomi farklı. Ekonomiye yük mü oluyor o insanlar, yoksa bir artı mı getiriyorlar? Yani ona bakılıyor. Amerika'nın zaten, yani günlük ifadeyle söyleyeceğiz, olayı bu zaten. Yani özellikle tüm dünyadan göçmenlerle oluşmuş Almanya'da bir devlet olması. Buyurun. Yani Berlin'de Kreuzberg'e gidin, göreceksiniz. Orada da Almanca tabela yok. Evet. Hani normal şartlarda bu hoş görülebilir bir şey ama Türkiye'de dediğim gibi bu kadar sefalet yaşarken Türk milleti, işte hastanede randevu alamıyorsun, adam bedava sağlık hizmeti alıyor, eğitim alıyor. Bir küsür milyon sığınmacı ilkokul çağındaymış, sığınmacı çocuğu. Yani bunları alt alta yazdığınız zaman toplumda tabii bir tepki olduğu zaman muhalefet liderinin de diline biraz dikkat etmesi lazım. Toplumdaki hassasiyete biraz dikkat ederek konuşması lazım. O ayrı konu. Bir de dini bir kavramı illa içine sokup da bu konuyu gündeme getirmesi ayrı bir şey yaratıyor, tepki yaratıyor tabii. Peki. Yani her alanda etkileneceğiz ama ben Özgür Özel'in bir başka lafına daha taktım ama o apayrı bir konu. Avrupa Birliği'ne gireceğiz, vizesiz dolaşacağız falan demesini çok yadırgadım. Yani ya kendi seçmen tabanını tanımıyor, AKP seçmen tabanı zannediyor. Daha şimdiden işin başında böyle sözler etmese keşke. Yani bir yandan bu sığınmacı dediğimiz istilacı güruhu konuşuyoruz. Bir yandan AB'yi vizesiz gezme olasılığından bahsediyoruz. Son derece tutarsız geliyor bana. Yani bunları ben Özgür Özel hasar görmesin diye dile getirmeye çalışıyorum. Önünde 4 sene var, uzun bir yol var, meşakkatli bir yol var. Erdoğan'a karşı siyaset yapacak. Yani bunlar sonra benim hafızama kazınıyor. 3 sene sonra gündeme getirince de ben suçlu oluyorum. CHP'liler topa tutuyor beni.